bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü ilk konu başlığımızda Türkiye'nin en çok merak edilen insan sava aracı projelerinden bir tanesi olan Anka 3. Anka 3'ün son durumuna ilişkin gelişmelere göz atacağız. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Anka 3'e değindi. Ne zaman uçacak, ne zaman silahlanacak? Bu konuların hepsine güzel cevaplar verdi Mehmet Demiroğlu. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında yine Milli Muharip Uçak Kağan'ın durumunu da hep birlikte ele alacağız. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Anka 3'ün son durumuna ilişkin aynen şu ifadeleri kullandı. Anka 3'te iki tane platformumuz var. Tüm testleri sene sonuna kadar bitirmeye çalışıyoruz. Geçen sefer attığımız Tolun mühimmatının dahili yuvadan atış testini gerçekleştireceğiz. Kasım ayı içerisinde. Bu önemli bir adım. Çünkü görünmezlik için silahların gövde içinde olması lazım. Dışarıda olduklarında radarda görünüyorlar. Onu da tamamlayıp 40 bin fit uçuş zarflarını ve hız zarflarını açtığımız zaman artık hava kuvvetlerimizle bir deneme sürecine girmeyi planlıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki senenin sonunda ilk teslimatları başlarız diye Mehmet Demiroğlu açıklamalarını sonlandırmıştı. İnşallah önümüzdeki senenin sonunda teslimatları başlarız. Yanlış duymadınız. Kıymetli dostlar şu açık bir gerçek. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısı TUSAŞ'a motivasyon kattı. Şu an yani sizlere şöyle diyeyim. Projelerimiz gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrasında 3 günde teslim edilecekse artık 2 günde teslim edilecek. TUSAŞ'ta şu an büyük bir milli mücadele var. Şimdi tabii özellikle de Anka 3 çok kritik bir platform. Kritik olmasının temel sebebi de şöyle diyeyim sizlere sadece. Ben geçen hafta neredeydim? İstanbul'daydım değil mi? Sağ İstanbul'a katıldım. Sağ İstanbul'da yayınlamış olduğum kısa bir içerik vardı. Türkiye'de ilk defa milli uçak gemimizin son prototipini tüm Türkiye'ye sergilemiştim. Hatırladınız değil mi? İzlemeyenler için şuraya link bırakırım. İzlersiniz. Milli uçak gemimizin üzerinde neler vardı? Hürjet vardı. Ankaçımız vardı. Kızıl elmamız vardı. Bir de son olarak Bayraktar TB3'ümüz vardı. Düz mantık gidelim. Kıymetli dostlar bir ülke uçak gemisi yapıyorsa veya alıyorsa bu çok maliyetli bir şeydir değil mi? Hatta ABD'nin eski devlet başkanları ne derdi uçak gemisi hakkında? bir devleti batırmak mı istiyorsunuz? Gidin uçak gemisi alın veya ona uçak gemisi aldırın derlerdi değil mi? Uçak gemisi çok maliyetli bir platform ve çok da elit bir platform. Nasıl elit? Uçak gemisinin üzerine öyle kafadan sallama hava araçlarını koyamazsınız. Yani bu ne anlama geliyor? Milli uçak gemimizin üzerinde bulunan tüm platformlar oldukça elit olacak. Sizlere göstermiş olduğum son makette de üzerinde Anka 3 vardı. Yani Anka 3'ümüz belki de şu son dönemdeki projelerimizden en kritik Desem, yani benim nezdimde pek de yanlış olmaz. E, meraklı gelişmeleri takip edeceğim. Hemen devamında Milli Muharip Uçak Kağan. Milli Muharip Uçak Kağan'ın son durum ne? İsterseniz hep birlikte bir göz atalım. Mehmet Demiroğlu'nun Kağan'a ilişkin açıklamalarından öne çıkan detayları ben kenara köşeye not etmiştim. Onları sizlerle paylaşacağım. Diyor ki Mehmet Demiroğlu şu anda Kağan'ın motor ve fırlatma koltuğu dışında bütün sistemleri yerli. İlerleyen yıllarda... T ve TR motor motorunu geliştirecek ve geliştirmeye başladılar. Fırlatma koltuğu yine yerlileştirilecek. Esasında 2030'a kadar birçok şeyi yerli olarak yapmış olacağız. Önümüzdeki sene sonunda iki tane Kaan prototipimiz havada olacak. Onlar bizim test prototipimiz olacak. Üçüncü, dördüncü ve beşinci prototipimiz onları takip eden aylarda testlere alınacaklar ki 2028'de söz verdiğimiz blok 10 kanları hava kuvvetlerine teslim edebilelim diye Mehmet Demiroğlu müjde niteliğindeki açıklamalarını sonlandırmıştı. Bakın bakın fark ettiniz değil mi? Mehmet Demiroğlu'nun ağzından 2028'i çok zor duyardınız. Yani nasıl diyeyim birazcık daha hani realist düşünürdü Mehmet Demiroğlu ama Mehmet Bey de hani şu son dönemde işlerine o kadar çok odaklandılar ki 2028 yılında blok 10 Kaan hava kuvvetlerine ya teslim edilecek ya teslim edilecek diyor. Bunlar güzel gelişmelerde hazır konusu açılmışken TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısından bahsettik ya kıymetli dostlar. Bugün mesela Ulaştırma Bakanımızdan o gün yaşananlara ilişkin çok dikkat çekici bir çıkış geldi. Siz sandınız mı ki teröristler TUSAŞ'a saldırınca orada bulunan mühendisler, orada bulunan teknik personeller canının derdine düştü. Asla böyle bir şey olmadı. Adamların üzerine mermiler yağarken o şanlı insanlar, o kahraman mühendisler ne yapmışlar? İsterseniz bakanımızın ağzından bir dinleyelim. Bu saldırı sırasında Hürjet'in başındaki yönetici olan arkadaşımız, gencimiz, delikanlımız ekibini topluyor. O saldırıda Ekibi güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. Sayımda üç kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o üç kişi gitmiş bir brandayla hürjetin, ikinci ürettikleri hürjetin üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Niye? Teröristler içeriye girerse hürjete zarar vermesin diye. Değerli kardeşlerim bu bilinçle Allah'ın izniyle bizim yolumuzu hiç kimse kesemez. Yani var ya yemin ediyorum bütün her şeyi kenara bir bırakın. Projeler 2028 denilir 2029'da teslim edilir. 1-2 sene gecikir. Bunların hiçbirisi önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Bu açıklamalardan da anlayacağınız üzere inanç. Bu nasıl bir inanç ki insan kendi canının dahi peşine düşmüyor. Gidiyor milli memleket mesele haline gelen hürjetimizin üstüne hürjetimizin yanına. Kanda da yine aynı durumlar var. Aynı iddialar var. Yine e, Kaan'ın yanına da apar topar mühendislerimiz koşmuş. Adamların elinde ne silah var ne tüfek. Yani TUSAŞ tesislerinde yanınıza böyle çatal dahi alamazsınız. Yemekhanede bırakılacak o çatal. Yani üzerlerinde hiçbir şey olmamasına rağmen adamlar can havliyle milli değerlerimize koşmuşlar. İşte bizi başarıya ulaştıracak olan milli inanç budur. Allah hepsinden razı olsun. Yani hepsine ne kadar teşekkür etsek çok azdır diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda. Arkana Tabi yaslanın, arkanıza yaslanın dediysem eğlenceli bir haber var değil mi? Vallahi de öyle. Hep birlikte bir Yunanistan'a gideceğiz. Haberi aklıma getirdim, güldüm. Kıymetli dostlar, Yunanlıların benim de sürekli dalga geçtiğim, dalga geçtiğim değildi. aslında gerçeklerden bahsettiğim bir insan savaşı aracı vardı. Yani ne uçtuğunu gördüm, hiçbir şekilde kendisinden haber alamadım. Arkitası vardı, hatırladınız mı? Kıymetli dostlar, Yunan basını ellerinde hiçbir şey olmamasına rağmen Arkitas'ta vitesi iyice artırdı. Bakın Türkiye'ye hakkında ne söylüyorlar? Hep birlikte okuyalım ve hep birlikte gülelim. Yunan basınından Geostratejika gidiyoruz. Geostratejika dedi ki Arkitas yakında havada olacak. Türklerin beklemediği sürprizler diye haberine başlık atmıştı. Hazır mısınız? Haberin detaylarına iniyoruz. Hep birlikte haykıracağız vallahi. Diyordu ki Yunan basını Yunan drone'u Arkitas'ın ilk uçuşunun arka planında testlerin ilerlemesinden mutlak memnuniyet hakim. Arkitas kritik test sahalarını geçerek ilk uçuş için son hazırlıklarını sürdürüyor. Aslında Arkitas'ın taşıdığı kritik teknolojinin Türklerin geliştirdiği Türk teknolojisinden ışık yılı kadar ileride olduğu biliniyor. Arkitas bölgedeki hiçbir dronun sahip olamadığı yeteneklere sahip olacak Normal bir uçak olmadığını tekrarladığımız planlamaya göre ilerlemekle kalmıyor planlar. Aynı zamanda gezici mühimmat alanında da önemli gelişmeler var. Son olarak Arkitas'ın uçuşunu sabırsızlıkla bekliyoruz diye Yunan basının haberini sonlandırmıştı. Ya var ya ben yemin ediyorum her şeyi geçtim de. Editör ne yazmış Yunan editör? İşte daha ilk uçuşunu daha gerçekleştiremeyen Yunanların sözlü Arkitas'ı benim üzerinde soba borusu var mı diye dalga geçip daha sonrasında beni hedef aldıkları site var ya o site buydu işte. Adamlar bir de ne demişler? Hiç uçmayan insan sava aracı için neymiş Türklerin ışık yılı ötesinde bir teknolojiye sahipmiş. Bunlar gerçekten de çok garip bir kafa yaşıyorlar. Hani uzun uzun bu mevzuyu saatlerce konuşuruz ama gerçekten de karşımızda hani e, aklı başında akıl selim insanlar olmadığından dolayı bu haberi sizlere bırakıyorum ve hemen devamında daha fazla gülmeden çünkü zor tutuyorum. Sosyal medya haberlerimize geçmek isteyeceğim. Yine bugün de önemli gelişmeler mevcut. Sizler için bir güzel derledim. Detaylı bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs'ta sınırda gerilim denemeleri. Kıbrıslı Rum bir çiftçi Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ara bölgesinde olay çıkartmaya çalıştı. Ara bölgede yer alan arsası yerine Türk sınırını ihlal etti. Bölgede bulunan Türk askerleri Rum çiftçinin sınır ihlaline izin vermedi. Bunu yapması durumunda gerekli adımın atılacağı mesajını net bir şekilde kendisine iletti. Devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi devreye giriyor ve Rum çiftçi zor da olsa durduruluyor. Rum çiftçi burası ilginç. Olayı arazimde iş yaparken Türk askeri bana silah çekti şeklinde yayıyor. Rum medyası olayı provoke ediyor. Birleşmiş Milletler'e devamının şikayette bulunuyor. Fakat Birleşmiş Milletler gerçeği net bir şekilde ortaya koymuş. Rum çiftçinin Türk kontrolündeki bölgede olduğu uyarısını yaparaktan bu mevzuda bu şekilde ellerinde patlamış oluyor. Türkiye'nin son günlerde gerçekleştirmiş olduğu Suriye harekatları vardı. Özellikle de hani ceplerine dokunalım dedik ve işte petrol tesislerini vurduk ya. Kıymetli dostlar petrol tesislerini biz vurduk. Sahipleri daha sonrasında incelemeye geldiler. Bu görmüş olduğunuz fotoğraf hafta Rumeylan bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurduğu YPG çalıntı petrol tesisinde ABD kuvvetleri bu şekilde inceleme yapmaktaydı. Artık ABD askerlerinin içinden ne geçmiştir? Yorumlarda belirtebilirsiniz. E, devamında zaten tüm bölgelerde e, hemen devre yapmaya da başladılar. Akabinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tam da bugün bu mevzuya ilişkin önemli açıklamaları oldu. Kısaydı ama çok önemliydi. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini garanti altına alacak. Yeni müjdelerimiz olacaktır dedi. Aslında bu açıklamalar bile hani yeni harekatın bir habercisi desek pek de yanlış olmaz. Sarşıma hani sosyal medyada az denk geleceğiniz çok önemli bir harita çıktı. Bu haritada Türkiye'nin füze sistemleri yer almaktaydı. Bu görmüş olduğunuz haritada Türkiye'nin elinde bulunan yerli üretim olsun veya dışarıdan satın almış olduğu S400 gibi tüm füze sistemlerinin nereye kadar menzilinin olduğu sorusuna bu şekilde cevap buluyorduk. Malumunuz siper birimiz de envantere alındı. Çelik kubbemiz de artık yavaş yavaş tamamlanıyor. Allah izin verirse siper blok 2 ve blok 3'ten sonra tamamıyla artık çelik kubbemiz tamamlanacak. Burada videoyu durdurup daha net bir şekilde hangi füze kaç kilometre nereye vurabiliyor bu konuya dair önemli çıkarımlar elde edebilirsiniz. Şimdi hazır çelik kubbe mevzusu açılmışken benim kafamda güzel bir video fikri var. O videoda da örnek veriyorum. Türk hava sahasına 5 kilometre öteden bir tehdit geldi. Ona hangi yerli sistemimiz cevap verecek? 150 km öteden bir tehdit geldi. Ona hangi yerli sistemimiz cevap verecek? Bu konuya dair güzel bir video yapma fikrim de var. Eğer ki sizler de böyle bir video istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz bir sonraki konu başlıklarımızda bu mevzuyu derinlemesine ele alırız diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun her şey istediğiniz gibi olsun sağlıcakla.